Hazreti Üsame radıyallahu anh efendimiz diyor ki: "Ya Resulallah, bu Şaban ayında çok oruç tutuyorsun. Recep'ten sonra gelen Şaban ayı. Ramazan ayını başından sonra tutuyorsun da Şaban ayında çok oruç tutuyorsun. Bu neyin nesi? Yani Şaban ayının farklı bir durumu mu vardır?" Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem: "Şimdi dedi, Recep ayında insanlar haram aylardan birisidir diye bol bol oruç tutarlar, ibadet ederler. Ramazan ayı zaten başından sonuna kadar oruç tutarlar. Şaban ayı gelince ense yapalım, biraz dinlenelim derler. Gaflete daldırabilirler. Onun için ben özellikle Şaban ayını oruç tutuyorum ki Recep'te tutulan fazla oruç, Ramazan'da tutulacak fazla oruç Şaban'ı garip bırakmasın. Şaban ayı da değerli bir aydır. Onu da oruçla değerlendirilsin diye böyle yapıyorum." Şimdi Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu yaklaşımı bize neyi gösterdi? Ramazan diyor zaten başından sonuna kadar oruç tutulacak. Recep ayında zaten Müslümanlar bol bol oruç tutuyorlar. Nasılsa Recep ayında bol bol oruç tuttuk, haram aylardan birisidir. Ramazan'da da tutacağız, Şaban'da biraz dinlenelim gafletine düşebilirler. Bu gaflete düşmesinler diye uygulama olarak ben Şaban ayında da bol bol oruç tutuyorum diyor. Bu ifadeyi niçin paylaştım sizinle? Yani Şaban ayında oruç tutmasının bir gerekçesi olarak neyi gösteriyor? Recep ayında insanlar haram aylardandır diye, üç ayların birincisidir diye bol bol oruç tutarlar, ibadet ederler. Sonra Şaban'ı efendim garip bırakabilirler, onu da garip bırakmasınlar. Demek ki Recep ayında kıymetli dostlar, bol bol tutabildiğimiz kadarıyla sağlık şartları elverişli olan kişilerin efendim oruç tutması tavsiye ediliyor.